Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Doktor Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu yaptığı açıklamalarda ülkemizde artış gösteren yerlere il ilçe hıfzı sıfı kurulları kararıyla karantina işlemlerinin geleceği duyurulurken il ilçe hıfzı sıfı kurulları kararıyla bugün yapılan açıklamalarda bazı illerde köylere yerlere karantina işlemlerinin getirildiği duyuruldu. Yapılan açıklamalarda Artvin, Murgül ilçesi, Çimenli, Ardınçlı, Osmaniye ve Akantaş köylerinde 14 gün boyunca Ardahan, Göle ilçesi, Esenyayla ve Budaklı köylerinde 14 gün boyunca Adıyaman, Gölkaşı ilçesi, Sevran köyünde 14 gün boyunca Tokat, Karşıpınar ve Ayvalı köylerinde 10 gün boyunca Kars, Digor ilçesi, Kocaköy'de 14 gün boyunca. Burdur merkez'e bağlı Kurne ve Yeşilova ilçesi Gençhalık köyünde 14 gün boyunca. Ayrıca Bucak ilçesine bağlı Karapınar ve Ambahan köylerinde de 14 gün boyunca. Kütahya Kabaklar, İnceiz ve Ortacık köylerinde 14 gün boyunca. Kastamonu Doğan Yurt ilçesi Aşağı Mescit ve Yukarı Mescit köylerinde 14 gün boyunca. Karaman, Ermenek ilçesi, Aşağı Çağlar ve Yukarı Çağlar köylerinde 14 gün boyunca. Sivas, Akıncılar ilçesi, Geyikpınar köyünde 14 gün boyunca karantina işlemlerinin uygulanacağı il ilçe hırsızlık kararlarıyla oy birliğiyle alındığı dile getirilirken yasaklara uymayanlar hakkında da gerekli ceza işlemlerin uygulanacağı açıklanmış durumda. Sizce bu şekilde köylere gelen, mahallelere gelen yasaklarla ülkemizde artış gösteren mutasyonu engelleyebilir miyiz? Yorumlarınızı sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Sosyal mesafe, temizlik ve maske kurallarına lütfen uymaya özen gösterelim. Şimdilik hoşçakalın.